yüzyılın zaferini ve önümüzdeki günlerde de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak üzere gerçekleştirmiş olduğumuz programların sonuncusundayız sevgili izleyiciler. Bir hafta boyunca Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Ayhan Kızıltan'ın yapmış olduğu çağrı üzerine bütün sivil toplum kuruluşları üniversitelerde çok büyük bir ilgi gördü ve katılımcılar bizzat müracaatlarını yaparak konuğum oldular ve onlara çok teşekkür ediyorum. Artık yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı, dile kolay tam 100 yıl. Tam 100 yıl önce 30 Ağustos 1922'de başlayan ve 9 Eylül 1922'de sona eren ve düşmanların da mağlubiyetiyle emperyalizme karşı zaferi ilk defa kazanan bir ulus olarak tarihe geçtik. Bunun çok önemli olduğunu söylememe gerek yok. Önceki programlarda değişik alanlarda ele alarak bunları ilgililerle görüştük. İlgililerin uzmanlık alanlarından da sizlere aktardık. Artık son programımızda zamanı biraz daha iyi kullanmak ve bayramın kutlanması için sahada olmak, coşkuyu yaşamak için kendimize bundan sonra sahalarda ailemizle, bütün sevdiklerimizle yakışır bir şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak üzere yerimizi almalıyız, alacağız. Ama bu programların sonunda çağrıyı yapan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Ayhan Kızıltan şu an konuğum ve hem bu çağrıdan sonra değerlendirmesini önümüzdeki günlerde Akdeniz'den her yere, ticarette, sanayide, tarımda, bilimde ve sanatta her yere artık Akdeniz'in meşalesini bu sefer Türkiye'nin her yerine taşımak için ikinci dönemin başlayacağı konusundaki mesajlarını alacağım. Hemen hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk Semir Bey. Bugün programın sonuncusu ama 30 Ağustos ışığı ilelebet sonsuza kadar yanacaktır. Sonsuza kadar da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyük Bayramın zaferi kutlanacaktır. Kesinlikle ilelebet kutlanmasını, çağdaşlığı da bizzat uygun ve münhasır medeniyet diye tabir edilen çağdaş medeniyetinin de önünde ilerleyerek bu sefer önümüzdeki yüzyıllara bakmamız lazım. Sayın Başkanım, biliyorsunuz 1918 yılında Mustafa Kemal Atatürk buraya Mersin'e geldiğinde yenilmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun işgal edilmeye başlanacağını sanki önceden biliyordu. Evet. Ve Sever Anlaşması'nın da hemen onu doğruladığını gördük. Buraya geldiğinde, Mersin'e geldiğinde bütün milis kuvvetlere yapılan çağrıları, hem işgal orduları tarafından hem İstanbul hükümeti tarafından yapılan çağrıları tanımamalarını, terhis olmamalarını, silahları teslim etmemelerini istedi. Her şeyle başlıyor diyerek İstanbul'a gitti. Ve ondan sonra da bildiğimiz tarihler başladı. Aslında uzatmak istemiyorum. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmak ve Ulusal Kurtuluş Savaşı örgütlemek, sonra Amasya, Sivas, Erzurum kongreleri. Ardından 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'ni açmak ve milli iradenin oluşması. Daha sonra da 26 Ağustos Dumlupınar'dan ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri çağrısı ve 9 Eylül'de de bütün düşman ordularının da yenilmesi, ulusal bağımsızlığın sınırlarının çizilmesi ve en son 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet'in kurulmasıyla taşlandırdı. Şimdi yapmış olduğunuz çağrı 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu çağrının anlamı, önemi ve yarınki bayram kutlamaları için mesajlarınızı katılımcılara karşı da sizin çağrınıza uyan katılımcıların da buna karşılık göstermesiyle ilgili fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Ben öncelikle tam 13 sivil toplum kuruluşu başkanı, Mersin'deki önemli sivil toplum kuruluşlarının başkanları bu programlara katıldılar. Hepsi ayrı ayrı. Bizim burada atölye 1886'da, artık bura bir stüdyo haline dönüştü. Gerçekten onu de öyle söyleyebilirim. Bu stüdyoda her bir arkadaşımız 30 Ağustos'un önemini üzerine basa basa anlattılar. Bizim artık halkımızdan beklediğimiz yarın 30 Ağustos zaferinin 100. yıl kutlamaları başlıyor. Cumhuriyet alanında saat 9.30'da sanıyorum başlıyor. Saat 9'dan itibaren yarın Cumhuriyet alanını halkımızın doldurmasını
bekliyoruz. Bizler alanda olacağız. Bizler alanda olacağız. Çok büyük bir coşkuyla, çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla, elimizde bayraklar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutlayalım. Ben bu sizin yaptığınız Semir Bey 100 yılın zaferi canlı yayın programlarına katılan değerli dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten teşekkür ediyorum çünkü halkımızı heyecana getirip coşkulandırdıkları için tekrar o günlerin nasıl yaşandığını, neler yaşandığını gençlerimizin, yeni kuşakların öğrenmesi adına neler yaptıklarını anlattılar. Gençlerimiz bu Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Bir kere şundan emin olun ki Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk her şeyden çok siz gençliğe güveniyordu. Siz gençliğin en iyi şekilde yetiştirilmesi, çağdaş, bilimsel metotlarla, evrensel kurallara göre yetiştirilmesi ve dünyanın her yerindeki insanlarla boy ölçüşebilmeniz amacıyla bir modern bir çağ başlattı diyebiliriz dünyada. Sahip çıkın gençlerimiz. Yarın gençlerimizin çoğunu görmek, tamamını görmek istiyoruz ama büyük bir çoğunlukla gençler alanda olsun. Lütfen rica ediyorum gençler. Tekrar 13 tane sivil toplum kuruluşu başkanına geçiyorum. Tek tek isimlerini söyleyeceğim bunların. Mersin Tabip Odası Başkanı Doktor Nasır Nesanır. Gözlüğümüzü takalım burada. Evet, gözlük her zaman. Evet. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı bir doktorumuz. Sayın gerçekten. Başkanım, Doktor Nasır Nesanır hem 30 Ağustos'tan önce Hilal-ı Ahmer'den tutun bütün tıbbi alanlardaki mağduriyetleri ve mahrumiyetleri anlattı ve daha sonraki yıllarda da 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan sonra modern tıp, eğitim sistemleri, kurulan tıp fakülteleri, sağlık ocakları, sosyal devlet anlayışıyla yine Cumhuriyet'in kazanımlarını anlattı. Hıfzı Sıha ve Sağlık Bakanlığı'nın kurulması, hatta Cumhuriyet'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan sonra ilk kurulan bakanlığın Sağlık Bakanlığı olduğunu da hemen hatırlattı. Onun için siz isimlerini andıkça ben de hangi sen alanlara değindiklerini tabii hatırlatacağım. Tabii o savaşların kazanılmasında sağlık kadrolarının da çok büyük katkıları vardır. Sayın doktorumuz Nasır Bey de bunları milletimize ayrıntılı bir şekilde anlattı. Mersin Muhtarlar Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Ali Gülgen dostumuz. Evet, Ali Bey ilk defa muhtariyetin Kastamonu'da yapılan seçimle bir deneme ama Cumhuriyet'ten sonra en küçük birim olan muhtarlığın daha sonra en büyük birimlere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar uzanan merkezi ademi merkeziyetçilik parlamentonun nasıl değerli olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin modern devlet olarak bağımsızlık adına yasama, yürütme ve yargı erkinin ne kadar kıymetli olduğunu anlattı. Çok güzel. Mersin Barosu Başkanı Avukat Gazi Özdemir. Evet. Mersin Barosu Başkanı özellikle kurulan çağdaş, demokratik, laik hukuk devleti, sosyal hukuk devletinde hukuk devletinin önemini vatandaşlığa, yurttaşlığa giriş ile ümmetçilikle taba olan aradaki farkı anlattı. Hukuk karşısında bütün insanların eşit olduğunu, din, dil, mezhep, ırk ayrımı yapmadan bütün insanlara eşit mesafede cübbesinde düğmesi olmayan hakimlerin, savcıların ve avukatların vatandaşların karşısında vicdanıyla, adaletle nasıl davranacağını anlattı. Şimdi cübbesinde düğme olmaması çok önemli bir şey. Yani bu boşuna yapılmış bir şey değil. Kesinlikle. Çünkü hukuk adamı kimsenin önünde düğmesini iliklemez. Kimsenin önünde eğilmez. Sadece hukuku uygular. Değil mi? Kesinlikle. Onun için çok önemli.
Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, onun da ya gazetecilerin de korkunç bir rolü vardı. Kesinlikle. Değil mi? Evet, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Rüstem Kayatepe de gazeteci Hasan Tahsin'in düşmanlara karşı ilk kurşunu sıkarak meslekleri adına meslektaşımız olarak aslında meşaleyi yakan ve teslim olmayacaklarını beyan eden bir gazeteci meslektaşımız. Ardından Halide Edip Adıvar'ın bütün Ulusal Kurtuluş Savaşı boyunca bir kadın olmasına rağmen Mustafa Kemal'in yanında yer alarak haberleri Adnan Adıvar'a ve daha sonra da Yunus Nadi'ye de ileterek daha sonraki yıllarda da kurulacak olan Anadolu Ajansı ve bağımsız halkın müşterek bağımsız sesi olan gazetecilerin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tabii gazeteciler öyle bir önemli görev yaptılar ki bütün Anadolu'ya Mustafa Kemal Atatürk'ün aldığı kararları anında bildirdiler. Kesinlikle. Kah at sırtında, kah eşek sırtında, kah çarıkla, kah yalın ayak bütün Türkiye'ye 30 Ağustos yaklaşan 30 Ağustos zaferini anlattılar. Evet. Diyebiliriz. Evet. Gene önemli bir kurum MEPİAD, Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği Başkanı ve Mersin Ekonomi Platformu Dönem Başkanı Özcan Demir. Ticaretin içinde hemen olan insanlar. O çok daha renkli bir konuyu ele aldı. At sırtında, hatta omuzlarında çerçilik yaparak ürettikleri çoraplarından tutun, cam parçalarına kadar, el aletlerinden tutun, köylere, dağ köylerine, kasabalara, kalaycılığı, bakırcılığı, nalbançılığı, hayatın her alanında hizmetin olmadığı yerde hizmeti götüren bir dönemden, yine Cumhuriyet'ten sonra esnafların oluşmasına ortam yaratan yasaların ve Sümerbank gibi, Etibank gibi değişik alanlardaki ufak sanayi ürünlerinin de yine çelçilik olarak kumaş, boncuk, cam ve ayakkabı ihtiyaçlarını köylere götüren hayatı kısaca anlattı. Evet. Şimdi çok önemli bir konu. Bir ülke için, bir millet için en hayati konulardan biri eğitim. Eğitim olmazsa bir toplum kendini geliştiremez, varlığını sürdüremez. Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı İsmail Profesör İsmail Yağcı. Evet. Mehmet İsmail Yağcı da katıldı buraya. O da önemli konulardan bahsetti. Çok önemli bir konuya değindi Sayın Yağcı. Kendisi iktisatçı olmasına rağmen İzmir İktisat Kongresi'ni anlattı ama ondan öte Osmanlı İmparatorluğu zamanında okuma yazma oranının %6'lar civarında olduğunu, bunun %5'i erkek okuma yazma okur yazarlar olduğunu ve bunların çoğunun da ordu mensupları olduğunu ya da Ermeni Rum vatandaşlarımız, ticaretle uğraşan vatandaşlarımızın olduğunu ve kadınların çok az okuma yazma oranına sahip olduğunu, modern üniversitelerin henüz işletmeye açılmadığını ve Cumhuriyet'ten sonra da Mustafa Kemal Atatürk'ün uygun bulduğu orduları hem ordulardaki mensup insanları köylere, kışlalarda eğitim vererek okuma yazma öğretme seferberliğini başlattığını, okuma yazma bilenlerin arasında da kısa süreli eğitimlerle öğretmenler ve bu öğretmenlerin daha sonra da modern Latin harflerinin geçilmesiyle birlikte yaşamı kolaylaştıran harflerle birlikte 10 yılda %30'lara 40'lara kadar ulaşan bir okur yazarın bunların arasında da uygun bulunanların yurt dışına gönderilerek tekrar ülkemize dönüp modern üniversitelerin, yüksek kurumların ve bu kurumlara mensup olan mühendislerin, öğretmenlerin, doktorların, müzisyenlerin, sanatçıların yetişmesine fırsat veren modern eğitimin temelini attığında çok önemli örneklerle anlattı Sayın Yağcı. Evet. Yine iş dünyasından Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mersin. Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı değerli dostum Talat Dinçer. Talat Dinçer'in çok önemli bir itirafı var Sayın Başkanım. Ben dedi Ayhan Kızıltan Başkanım'ı kıskanıyorum. Bu çağrıyı ben kendim yapmak isterdim. Ama onun çağrısıyla bizim çağrımız o kadar kalben yapılan bir şey ki onun çağrısı benim çağrım gibi
ben dedi tereddütsüz hemen geldim. 65 bin üyemin ve 65 bin üyemin ailesiyle birlikte yaklaşık 250 bine mensup olan esnaf ailelerinin desteğiyle ve bizden alışveriş yapan 1 milyondan fazla da kişiye, popülasyon kitleye ulaşmamın vermiş olduğu coşkuyla ben geldim. Bu çağrıyı buradan yapıyorum. Ayhan Kızıltan Başkanım'a da teşekkür ediyorum. Cumhuriyet bizim için çok değerli. Cumhuriyet olmasaydı Hür Teşebbüs de olmazdı dedi. Şimdi Hür Teşebbüs Cumhuriyet'i ilelebet sonsuza kadar taşıyacaktır. İnşallah. Temennimiz. Yine eğitim. Mersin'in Türkiye'nin gözde üniversitelerinden biri Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Ertekin. Yücel Ertekin hocam adeta hem tecrübesinden kaynaklanan hem mülki amirlik kaymakamlık vali yardımcılığı yapmasından kaynaklanan bir de hukuk dekanı, hukukçu dekanı ve şu an bir vakıf üniversitesinin ilk defa Türkiye'de kurulan bir vakıf üniversitesinin dekanı olmaktan kaynaklanan engin tecrübesiyle birlikte hukuk devletini anlattı. Hukuk devletinde yasama, yürütme ve yargının önemini, yargıda da avukatların, savcıların ve hakimlerin önemini ama ondan da öte bir hukuk devleti olmanın önemini, hukuk devleti laikliğin de güvencesidir, ticaretin de güvencesidir, ülke topraklarının savunmasının da güvencesidir, yurttaşlık ve vatandaşlık olmanın da güvencesidir. Dolayısıyla biz bu güvenceyle çağdaş, demokratik, laik, hukuk devleti, sosyal hatta, sosyal insan haklarına dair sosyal hukuk devleti olmamızın önemini şiirlerle. Kendisi de bir şairdir ve bu şair olmanın da meziyetlerini sanatsal boyutuyla kazanarak anlattı. Bütün gençlere çağrı yaptı. Sizin de bu çağrınızı bütün kalbiyle destekleyerek kendisi de çağrılarını yeniledi Sayın Başkanım. Efendim, şimdi planlayan, tasarlayan ve üreten bir meslek dalının başkanı Mersin Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı İbrahim Yücesoy kardeşim. Evet. İbrahim Bey çok genç bir arkadaşımız ama ondan çok şey bekliyor bütün ilimiz, ülkemiz. Çünkü hem kendisi makine mühendisi ama endüstri mühendisi olmaktan kaynaklanan sizin meslektaşınız. Özellikle sizinle aynı odada olmasının gururunu yaşadığını söyledi. En büyük desteği sizden aldığını söyledi. Sizin çağrınız olunca bütün mühendisler adına biliyorsunuz kendisi aynı zamanda TMOB'un 17 mühendislik İl Koordinasyon Kurulu sekreteridir aynı zamanda. Evet. Onun için büyük bir çağrı yaptı. Ventu'u okumak özellikle bütün gençlere bakın ben bir mühendis olarak zamanı çok iyi kullanan, zamanı iyi kullanmaktan da öte ekonomik olarak hesabımı kitabımı yapan bir insan olarak sizin de eğer hayatta başarılı olma, zamanı iyi değerlendirme, iyi bir yere kısa zamanda gelmeyi düşünüyorsanız nutuğu okuyun dedi. Çok ve doğru. Böyle bir mühendislik çağrısı yaptı. Çok doğru. Okullarda var mı acaba nutuk okumayla ilgili bir şey? Ben sanmıyorum. Daha önce yurttaşlık bilgileri vardı, cumhuriyet tarihi vardı ama maalesef son zamanlarda bunlar yok. Fakat sivil toplum kuruluşları, yerel belediyeler ve birçok meslek vakıfları bu nutuk kitabını hem gençlerin anlayabileceği dilde hem de ailelerin ulaşabileceği şekilde dağıtmaya başladılar. Burada bizim ilimizde benim biliyorum Mezitli Belediyesi, Toros Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi zaten bunların çoğunu dağıtıyor. İstanbul siz de. Belediyesi de yapmış geçenlerde bana ulaştı. Evet. Evet. Şimdi tabii ki Atatürk'ü halkımızın, gençlerimizin anlaması için tabii ki anlamak lazım Atatürk'ü. Yani Atatürk kuru kuruya sevilmemesi lazım. Atatürk'ü anlamak lazım. Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şube Başkanı Serdar Erkan makine mühendisidir. Bu da benim değerli bir dostumdur. Kesinlikle. Evet. Neler söyledi? ADD Başkanı Sayın Serdar Erkan önce bir köy enstitülünün oğlu olarak eğitimin önemini anlattığı bir anlayan birisi olarak da babasının verdiği hizmetlerden ve köy enstitülerinin aslında teori, pratiği halkla birlikte iç içe olmanın alınan eğitimin de tekrar halka dönmesi konusundaki önemini anlattı. Çünkü kendisi yeni kuşak köy enstitülerinin de kurucu üyelerinden bir tanesiydi. Babası da köy enstitüsü mezunu. Evet, haklısınız. Evet. Daha sonra yine köy enstitüde sınırlı imkanlarla okuyan birisi olmasına rağmen
Cumhuriyet'in ona sağlamış olduğu imkanlarla makine mühendisi olduğunu, makine mühendisinin ihtisası ve bilgisi için Japonya dahil olmak üzere birçok Avrupa'da eğitim gördüğünü, şişe cam alanında da tekrar buraya gelip Paşa Bahçe adına baş mühendis olarak çalıştığını, mühendis olmanın önemini, mühendislikte Cumhuriyet'ten sonra kazanılan değerleri anlattı ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nde de Atatürk'e bir tanrı, bir ilahi kuvvet değil, bir insan olarak sahip çıkmanın sebeplerinden bir tanesi bir vatandaş, bir yurttaş olarak kendisinin bize özgüveni kazandırması, bütün vatandaşlara, bütün vatandaşlarından öte yurttaşlara, yani yurt dışında bulunan yurttaşlarımıza da aynı bilgilerle Cezayir'de, Tunus'ta, Mısır'da, Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Irak Türkmenlerinde yani yurttaşlık bilgisinin önemini de kavrattığı için Atatürk'e değer veriyoruz. Bilimi kavrattığı için Atatürk'e değer veriyoruz. Onların bir kısmı bizi karşılıksız olarak, tabu olarak gördüğümüzü zannediyorlar. Ama o kendisi bile tabuyu kabul etmiyor. Bilim mi, ben mi, benim söylediklerimle bilimin söylediklerini mukayese ettiğinizde bilim doğru söylüyorsa benim söylediklerimi unutun diyecek kadar da çağdaş düşünceye sahip olan bir insan olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü gösterdi. Şimdi gene önemli bir konuk gelmiş. Bir milletin eğer sanat yoksa bir milletin hayat damarlarından biri kesilmiş olur demiş. Kesinlikle. Mustafa Kemal Atatürk. İlçe Sanat Kulübü Başkanı değerli kardeşim Mecit Baskın da konuk oldu evet, buraya. Evet, Mecit Baskın 1989 yılında çok sınırlı imkanlarla ki 12 Eylül darbesinden sonra kurulan bu kulübün Mersin'in değerlerine nasıl sahip çıktığını, sanatçıları bir araya getirerek sanat adına yapılan çalışmaların Mersin'den bütün Türkiye'ye nasıl yayıldığını, yetişen yazarların, ressamların, heykeltıraşların, tiyatro ve edebiyatçıların en azından bir konutu, bir mekanı olması için örgütlendiklerini ve Mersin'in de marka olan müzik festivalleri gibi Çukurova etkinlikleri gibi kültür faaliyetlerinin birçok festivaline katılarak konuk olduklarını ve bazılarını buraya davet ederek ev sahipliği yaptığını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata vermiş olduğu değerden dolayı sanatın herkes padişah rejiminin aksine onlar anadan atadan yani babadan oğula geçiyor ama cumhuriyette yurttaşlık vardır, taba yoktur. Herkes vali de olabilir, cumhurbaşkanı da olabilir ama sanatçı olamaz. Sanatçıların orada önemini anlatan ve sanatçıların korunması, aykırılık kişiliği, muhalif olma sebeplerinin bir zorlama değil, tam tersi de onları anlayarak yenilenme olabileceğini ifade etti. Yapılan eleştirileri de esnek ve dinleyerek dersler çıkarmak lazım dedi. Çünkü her sanatçı muhalif olarak doğar dedi. Namık Kemal'leri gösterdi, Gökalp'leri gösterdi ve onun dışında da işte Ali'de Elip Adıvar'ı gösterdi, Yunus Nadi'yi gösterdi. Bütün bunlar aslında geçmişte muhalif sanatçılardı. Yunus Nadi, Halide Edip Adıvar ve Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından idamla yargılanmak üzere fetva verilen ve aranan insanlar olarak bu sanatçıların da önemini vurguladı. Şimdi sanatçılar muhalif olmaz. Olamaz. Sanatçılar muhalif olarak değerlendirilemez. Sanatçılar. Sanatçılar özgürce düşündüklerini, hayal ettiklerini, gelen ilhamları özgürce yansıtmazlarsa zaten sanatçı olamazlar. Haklısınız. Onun için sanatçıların beyinlerine gem vurulamaz. Tabii. İlhamlarını ortaya koydular diye ilhamlarıyla bir eser yarattıkları için ya da ilhamlarıyla bir sözler için söyledikleri zaman onları suçlayamayız. Tabii, haklısın. Bu çok önemli. Çok evet. Önemli. Yani özgür düşünce bazen idare edenleri de rahatsız etse ona tahammül etmek lazım anlamında söylediniz. Çok haklısınız. Tabii ki. Evet, şimdi gene en son katılan bugünkü katılımcımız teşekkür ediyorum. Assolist. Evet. Assolist gibi olmuş. Evet. Atatürk'ün çok önem verdiği kadınlar. Şimdi bakın, Atatürk kadınlar için çok şey yapmıştır. Ben Türkiye'deki yaşayan bütün kadınların Atatürk'ün bir numaralı
savunucusu, koruyucusu, destekçisi olması gerekir. Mutlaka böyle olması gerekir. Çünkü bakın dünyada kadın hakları her konuda nasıl elde edilmiş? Birçok kadın işkence görmüş, cezalandırılmış, hor görülmüş, mücadele etmişler, etmişler, ölenler olmuş, çok kötü hastalananlar olmuş, yılmamışlar, çalışmışlar ve elleriyle, tırnaklarıyla kazdıkları yolda kadınların özgürlüğünü savunmuşlar ve sonuçta başarılı olmuşlar. Kesinlikle. Şimdi gelelim bizim Türk kadınına. Aslında Türk toplumunun tamamında bu var. Bizim kadınlarımız hiç hak mücadelesi yapmamış o zamanlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadının Türk toplumunda en önde olması, erkeklerden hiçbir eksikliği olmaması adına kadınlarımıza haklarını teslim etmiştir. Vermemiştir. Tabii, teslim etmiştir. Olması zaten gereken. İnsan olarak, doğal olarak elde etmeleri gereken hakları teslim etmiştir. Onun için zahmet çekmeden kadınlarımız birçok hakka kavuşmuş. Mesela seçme seçilme hakkını dünyada ilk elde eden toplumdur bizim tabii kadınlarımız. Evet, haklısınız. Erkeklerle eşit şekilde eğitim görme şansına, hakkına sahip olmuşlardır. Miras hakkına sahip. Miras, eşit miras hakkına sahip olmuştur. Ekonomik özgürlükleri olması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk çalışmıştır. Şimdi kendisine bu kadar çok hakları teslim eden bir insana en çok kadınların sahip çıkması gerekir. İşte Ayla Harp dostum da böyle bir kadındır gerçekten. Ben burada şimdi birazdan sen neler söylediğini bize anlatacaksın. Ama sizin çok de, yakından tanımanızdan kaynaklanan tabii, bu anekdotlar çok tabii önemli. Ki, tabii ki. Şimdi bakın ne derler, bir deyim vardır. Haydan gelen huya gider. Değil mi? Haydan gelen huya gider. Evet. İşte miras yedi derler. Hak etmeden kazanılan şeylerin değeri bilinmez. Olmaz, bilinmez. Onun için bizim toplumumuzda hiç hak mücadelesi yapmamıştır. Kadınlar ayrı, toplum olarak bence hem kadın hem erkek hiç hak mücadelesi yapmamıştır. Hep savaşmıştır toprak için, padişah için, hükümdar için. Kurtuluş Savaşı'nı yapmıştır, toprakları için yapmıştır. İnsan hakları, kadın hakları, işçi hakları, çocuk hakları, vatandaşlık hakları için hiç mücadele yapmamıştır. Hiç mücadele yapmadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk zaten önceden bunları planlamış. Bu hakların hepsini bize teslim etmiştir. Vermiş demiyorum bak. Teslim etmiştir. Evet. Hatta milli iradeyle birlikte tabii, oylamaya tabii, sunarak. Tabii ki. Teslim etmiştir. Onun için yani bu haydan gelen bir şey değil. Tabii. Sevgili milletim. Sahip çıkalım. Sahip çıkalım. Özgürlüğümüzü ülkemizin gelişmesi için kullanalım. Birbirimizi ezmek için, ayrışmak için, ben böyleyim kardeşim, ben istediğimi yaparım değil. Biz hepimiz özgürlüğümüzü, eğitimimizi, her şeyimizi ülkemizin kalkınması adına yapmamız lazımdır. Evet, Ayla Harp neler söyledi? Ayla Hanım, önce teşekkür ediyorum. Son anda özellikle bize önermeniz. Şunu da hemen söyleyeyim Sayın Başkanım. Bu katılımcıların dışında bizi arayan onlarca sivil toplum kuruluşu, sindikalar, vakıflar vardı. Birçok kişi de SİBA olarak vardı. Ama hem zaman çok sınırlıydı, hem de bütün bu arkadaşlarımızı programımızı almak üzere planlar yaptığımızda zamanı çok aşıyordu. Önümüzdeki programlarda onların da katılımını sağlayacağız.
Ve hemen şunu belirtmeliyim ki programımıza katılan tek kadın sivil toplum kuruluşu temsilcisiydi. Maalesef şu ana kadar şu dikkatimizi çekti. Bütün bu sivil toplum kuruluşlarının başında şu ana kadar erkekler yani... Hakim ama var. Var. Mesela bir Sibel Gelbul hanımefendi var. Kent konseyinde. Kent yok. Şeyde Mezitli kent konseyinde. Evet. Mersin kent konseyi başkanı var. Ha, onlar büyük şehire bağlı olduğu için ama ben şunu demek istiyorum. Ha, ama tabii ki yönetimdeler. Girişimci iş kadınları derneğimiz var. Evet, onlar da var. Evet, evet. Onlar da MTSO'ya bağlı oldukları için siz onları temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla evet. Ama önümüzdeki dönemde yani ben bağımsız. Evet. MTSO'nun dışındaki. Yok, girişimci iş kadınları bizle ilgisi öyle yok. Mi? Ayla Hanım'ın bizimle ilgisi öyle var. Öyle mi? Tamam. Olsun yani olsun. Nerede başarılı bir kadın varsa onu biz ön plana baş tacı ederiz. Önümüzdeki programlarda onları da alacağız tabii. Ayla Hanım da önce bir anne, sonra bir kız kardeş, sonra bir evlat, daha sonra da bir eş olarak kadınların sahip olmuş olduğu değerlerin Cumhuriyet'ten sonra ne kadar kabul gördüğünü, belirlenen yasalar doğrultusunda, medeni yasalar doğrultusunda seçme, seçilme hakları, miras hakları, eğitim haklarının ne kadar önemli olduğunu, sizin de belirttiğiniz konularda bunları kullanmak için yurttaşlık bilincinin, vatandaşlık bilincinin gerekli olduğunu, kadınların bu konuda eğitilmesi gerekli olduğunu ve kadınların da görevli olan kadınlarında, bunu bilen kadınlarında bu alanda çalışmalar yapması gerektiğini söyledi. Onun dışında da yine kadınların anne olarak çocuklarına gerekli olan eğitimi verdiği takdirde bütün toplumun eğitileceğini, yani evet. Her anne çocuğunu eğitirse tabii toplum ailede, eğitilmiş olur. Annede başlıyor eğitim. Evet. Annede başlıyor. Onun dışında da kendisinin... Annelerimizi ne kadar iyi eğitirsek toplumumuzu o kadar daha tabii. İyi. Onun evet. O da kendinden örnekleri vererek önce lojistik anlamda çok zor bir mesleğe talip olduğunu ve başarıyla yürüttüğünü, daha sonra bütün kadın kooperatiflerin kurulması için çabalar sarf ettiğini, şu anda da TOP ilk kadın girişimcisi olarak 81 ilden bir tanesinin başkanlığını ve bölge temsilciliğini yaptığı ama bunun da yeterli olmadığını, bütün kadınlar adına yapacağı çalışmaların da önümüzdeki dönemlerde geleceği aşamaları örnekleriyle anlattı Sayın Başkanım. Bu da bizim son konumuzdu. Evet. Bugün de finalde sizlerle birlikteyiz. Tamam, benle başlamıştık, benle bitiriyoruz. Evet. Ben kendi adıma çok kıvançlıyım böyle bir söyleşiye katıldığım için gerçekten. Çok güzel bir dizi programlar yaptın. Çok güzel bir düşünce için güzel programlar yaptın. Çok değerli dostum. Bu coşkuyu siz verdiniz ama. Tabii ki ben bir konuşmamızda bu ilhamı benden aldın herhalde. Kesinlikle. Değil mi? Yani. Ama bu ilhamı bu sadece bu konularda değil. Siz ilin abisi olarak, duyarlı bir vatandaş olarak, bütün kaprislerden, bütün içinde bulunmuş olduğunuz mevkileri, makamları değil, halkçı olmanın sıcaklığıyla bu çağrıyı o kadar samimi bir şekilde yaptınız ki ben bile tüylerim diken oldu. Çünkü 100 yıl çok önemli. Evet. 100 yıl. Sadece bir unutabilirim, bir emaneti size ulaştırmak istiyorum. Profesör Doktor Sayın İsmail Yağcı bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı. Ama Cumhuriyetlerin 10. yılında, 50. yıllarında marşlar düzenlenirdi. Sayın onu konuştu. Evet, Ayhan Kızıltan Başkanıma birincisi 100 yıl marşlarının bestelenmesi, ikincisi Çukurova Havalimanı'na da gerekirse 100. yıl Çukurova Havalimanı isminin verilmesini ben öneriyorum. Bana dedin Ayhan Başkan buna çok sevinecek. Çünkü böylesine fikirlere çok sıcak bakıyor. Ben de size programda evet. Onun emanetini size iletmiş olayım Sayın Başkanım. Biz dün konuştuk bu konuda. Evet tabii ki yani şimdi her bölgede yapılan bir yatırım, bir değer o bölgenin malıdır. Ve onun isim koyma tasarrufu o halkındır. O bölgede yaşayan. Çünkü sahibi biziz. Tamam hükümetler yaptırır, bakanlıklar yaptırır ama o yatırımın, o tesisin, o tesislerin sahibi burada yaşayanlardır. Dolayısıyla
bu kent eğer öyle bir gereksinim varsa, şu anda Çukurova Bölgesel Havalimanı diye geçiyor. Gerekirse teklifini yaparız. Çukurova 100. yıl havalimanı diye 29 Ekim'de açılacak kısmet olursa, evet, tabii ki çok değerli bir tavsiye. Evet. Besteler, 100. yıl marşı mesela. Bekliyoruz hükümetlerden. Ya 100. yıl marşı, şimdi bakın. Dinleyin, bir İzmir marşı, 10. yıl marşı, 10. yıl marşı falan, bu tür bir şey, müzikler, marşlar yapamamışız. Niye? Heyecanımızı kaybetmişiz. Kötüsü orada. O heyecanla yapılmış. Şimdi bir 10. yıl marşını dinlerken tüyler diken diken tabii oluyor. Şimdi yapamıyoruz. O zamanlar bakın, o dönemde çok iyi sanatçılar yetiştirilmiş. Fakat sonra müziğimiz de dejenere olmuş. Şimdi Türk sanat müziği var mı, o 30 sene, 40 sene, 50 sene şu önceki? Yeni bestekarlar yok. Yok, çok yorumcular yani yok. Yani ben müzikten artık ne diyeyim, uzaklaştım maalesef. Yani siz bile böyle söylüyorsunuz. Nereye gitsem böyle çarpuk çurbuk, ne olduğu belli olmayan bir müzik türü. Ya bu yanlış anlaşılmasın. Arabesk olur ya da yabancı müzik olur. Yabancı müziklerde de öyle. Tabii. Yani ben hep 50'li yılların, 60'lı yılların, 70'li yılları geçmem. Hep o eski müzikleri dinlerim. Türk müziklerinde de öyle dinlerim. Çok, Sayın Başkanım, sizin zamanınız o kadar, evet, çok daraldı ki. Burada söyleyelim sonra... bir ulusal televizyonda ana haber bülteninde bir kısa bir, evet, görüşmem olacak. Televizyon ismini vermiyoruz burada, reklam olmasın. Yok, verebilirsiniz. Bloomberg TV'de. Evet. Ulusal bir kanalı, evet, ve önemli bir haber, evet, olacağı, evet, için sizin de böyle bir avantajınız olsun. Bizi izlemekte olan herkes başkanı oradan da izleyebilir. Benim de buradan bir çağrım var. Sun TV, İçel TV ve Kanal 33'e teşekkür ediyoruz. Bu programları verdi. Bundan sonra da artık kalan zaman sahada, Sayın Başkanım, yarınki çağrınızı alıyoruz ve programı kapatıyoruz. Bütün Mersin halkı çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle, dostuyla, annesiyle, babasıyla ellerinde bayraklar Cumhuriyet alanında 30 Ağustos zaferinin 100. yılını kutlamak için bekliyoruz. Buluşalım, coşkuyla kutlayalım. Çok teşekkür ederim. 30 Ağustos 1922, 30 Ağustos 2022, dile kolay tam 100 yıl. 100 yıl sonu artık, bugün 29 Ağustos, yarın 30 Ağustos'un 100. yıl, 100 yılın zaferi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak sevgili izleyicilerim. Bu çağrıyı az önce yapan Sayın Başkanımın da dileklerine, temennilerde ben de katkıda bulunmak istiyorum. Hepinizi alanlara bekliyoruz, kutlamalara bekliyoruz. Bu programın yayınlanması için çaba sarf eden Sun TV, İçer TV, Kanal 33'e de teşekkür ediyorum. Bu çağrıyı ilk defa bize coşku vermek dozunda çağrı yapan Sayın Ayhan Kızıltan, Mersin Ticaret Sanayi Odası Başkanı olarak ve tüm METSO üyeleri, emeği geçen herkese, bütün katılımcılara ve katılmak isteyenlere ve yarın bizimle birlikte alanlarda olacak olan tüm halkımıza bayramınız kutlu olsun diyorum. Ekibim adına Rejide Ezel Avan, teknik yönetmen Tekin Narşap, kameraman arkadaşım Batuhan ve kameraman arkadaşım Anıl Ekrem'le birlikte hepinize iyi günler diliyor sevgili izleyiciler. Sıcak su getirin diye bağırdılar sen doğarken. Alnına su bastılar ateşin çıkınca. Düştün yaranı, ağladın yüzünü yıkadılar.
Heyecanlandın, bir bardak su verdiler. Yola çıktın, arkandan su döktüler. Ataların on binlerce yıldır su neredeyse oraya gittiler. Akanların gezegenlere bakıp su arıyor. Yediğin her şey, istisnasız her şey suyla geldi önüne. İçtiğin her şeyde su var, su. Yahu dünyanın da senin de dörtte üçünü su. Su varsa varız, yoksa yokuz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin. Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hafta boyu sürecek etkinliklerle yaşıyoruz. Coşku 26 Ağustos 20.30'da Özge Can Aslan Meydanı'ndaki Zafer'e Doğru 100. Yıl Oratoryosu ile başlayacak. 30 Ağustos 20'de Anamur İskele Dragon Parkı'ndaki AG Berk konseriyle tırmanacak ve yine Özge Can Aslan Meydanı'nda 20'deki